Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de sınav taktiklerini vermiştik şimdi. Aynı şekilde deneme sınav taktiklerini vereceğiz sonuç. Hocam deneme sınavı ben yapmıyorum hocam çok fazla. Bir kere Tonguç şu çok çok önemli. Deneme sınavları en önemli senin çalışma aygıtın. Yani sen soru bankalarından test çözüyorsun ya. Bunlar sana bir fayda sağlar. Kitap okuyorsun, konu çalışıyorsun, ders notları dinliyorsun. Bunların hepsi sana bir fayda sağlar. Evet, ama bunların evet. İçerisinde en önemlisi... Sınavlara az kala değil. Sınavlara hazırlarken en önemli şey deneme sınavıdır Tonguç. Sen çünkü deneme sınavı gibi bir sınava gireceksin. Her sınav gerçeğinin provası Tonguç. Ve sınavları çözerken şöyle çözmemelisin. Yani işte ben şu anda sınava girdim. Bu bir deneme sınavı. Ya çıkışta arkadaşlar... Hayır. Her sınavı bir gerçek sınav gibi düşünmelisin Tonguç. Mesela bundan sonra gireceğin ilk sınavda, daha gireceğin ilk sınavda, diyelim çarşamba günü bir denemem var. Veya da cuma günü bir denemem. O denemeyi gerçek sınavmış gibi düşün. O gece erken yat. O gece dikkatli davran. Ertesi sabah soruları kurtarmaya çalış. Uçurumdan nasıl dönebildiğini gör. Çünkü gerçek sınavda sorulara başlayacaksın Tonguç. İşte Türkçe'ye başlayacaksın. Korkuyorum hocam sonra. Bak, başladın ya. Bir yerde tıkanacaksın, yorulacaksın. Orada gerçek sınav olmayınca ne yapıyorsun? Aman üf diyorsun, telefonla oynuyorsun, başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama gerçek sınavda öyle bir şey yapamayacaksın. Dolayısıyla gerçek sınavın provasıymış gibi düşün ve öyle bir sıkıntı yaşasan nasıl dönersin, nasıl kurtarırsın, nasıl uçurumdan kurtulursun onu bulman lazım. Dolayısıyla gireceğin ilk sınavda Tonguç şimdi gerçek sınavmış gibi düşünürsün. Hatta anneni bile yanına götürebilirsin. Annen beklesin yani. Çünkü öğrenciler deneme sınavında hocam. Çünkü öğrenciler şöyle ya denemelere giriyorum işte falan diyor. Halbuki bilmiyor ki gerçek sınav da aynı bir deneme sınavı gibi olacak. Eğer gireceği denemeleri gerçek sınavmış gibi düşünürse gerçekten... Kapıda polis olacak mı hocam? Polis arama yapacak mı? Ya deneme, şu anki denemelerde öyle bir şey olmuyor. Ama sen sanki polis varmış gibi gerekirse böyle kendi üstünü falan arat böyle. O şekilde. Cep telefonumu falan evde bırakayım. Aynen öyle yapmalısın Tomuç. Cep telefonunu evde bırakmalısın. Gece erken yatmalısın. Sınavda gerçek sınavmış gibi düşünüp bu benim sınav sonucum belirleyecekmiş gibi düşünüp çözmelisin. Böyle zamanlı çözeyim mi? Bak böyle yaparsan eğer bu şekilde yaparsan nerelerde takıldığını anlar. Zaten deneme sınavları zamanlı oluyor Tomuç. Evet hocam. Sonuçta mecburen giriyorsun. Ha, evde kendi başıma yaptığım deneme sınavları. Evde yaptığın sınavlarda zamanlı çözmelisin. Tekrar söylüyorum. Eğer bir sınavı, bir deneme sınavını gerçek sınavmış gibi düşünürsen nerede takılacağını önceden görmüş olursun. Çünkü gerçek sınavda gerçekten avuç içlerin terlediğinde keşke şu sınavları ciddi yapsaydım diyeceksin yani. Peki nereden başlamalısın? Nereden başlamaya alıştıysan o şekilde başlamalısın. Ben normal sınav sırasıyla gidiyorum hocam. Normal sınav sırası genellikle en doğrusudur. Türkçe, sosyal, matematik, fen en doğrusu. Ama hocam ben en kolay benim için ders sosyal olduğu için sosyalden bazen başlıyorum. Onlara daha başarılı oluyorum. Bak son yaptığın denemelerde sana hangisi en uygun geldiyse o yöntem uygulaması. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır Tomuş. Ama genellikle sınavlara Türkçe gibi bir kısımdan başlamak doğrudur. Bir de turlama taktiği uygulayacaksın tabii ki. Turlama taktiği sırasında hemen hemen hepsini gezmiş oluyorsun. Bir de şu da önemli Tonguç. Sınav yalnızca bilgi değil. Kondisyonu ve dikkati ölçüyor. Kondisyonu neyle sağlayacaksın? Bol soru çözerek, bol sınava bol girerek. Bol spor yaparak. Bol spor yaparak, bol sınav çözerek, bol deneme çözerek ve bol soru çözerek. Dikkat de önemli. Dikkati yaparken de çok önemli Tonguç. Burada benden ne istiyor, bana ne vermiş. Mesela bak burayı... ya. Burada mesela sana soruda eğer çıkarılan maz diyorsa Tonguç, çıkarılan maz diyorsa oradaki mazın altını çizmelisin. Oraya büyüteç tutmalısın. Evet hocam ben hep böyle dikkat hataları yapıyorum hocam. Bak dikkat hataları için şu çok önemli Tonguç. Birincisi sorularda genellikle çeldirici seçenekler, senin hemen atlayıp yanlış yapmana sebebiyet verecek seçenekler A ve B seçeneklerini verir. Buna dikkat etmelisin bir. Yani A ve B hemen doğru diye atlamayacaksın. Lan bir dakika A ve B'de çeldirici olabilir diyeceksin bir. İkincisi benden ne istiyor, bana ne vermiş diyeceksin. Senden ne istiyor? Çıkarılamaz diyor. Onu bir kere aklına yazacaksın ve soruları çözerken dikkatli bir şekilde sana ne verdiğini kontrol edeceksin. Mesela öğrencinin en büyük sıkıntısı nedir biliyor musun? Bak öğrencilerin arasında söyledikleri en büyük iki yalanı söylüyorum. Birinci yalan kaydırma yaptım. Kimse kaydırma yapmaz arkadaşlar. Hocam yapıyor hocam ya. Yok evladım ya kaydıranlar vardır bir iki tane ama genellikle bunların %99.99'u yalan söyler. Kaydırma aldırma, falan yapılmaz. Aldırma. Birincisi dolayısıyla kaydırma diye bir şey yok. Kaydırmayacaksın arkadaşım. Dikkat yapacaksın bir. Zaten eğer sen sınavı kaydırıyorsan demek ki bütün bunları boşuna biliyorsun abi. Sen çok önemli bir sınavda bile kaydırabiliyorsan gerçek hayatta doktor olsan adamın kafasına makas unutursun yani. Bu bir. Öyle dolayısıyla doğru. Kaydırma şeyine sığınmak yok. Öyle bir şey yok. İkincisi de ikinci büyük hurafede hep iki seçenek arasında kalıyorum. Ondan sonra da hep diğeri çıkıyor hocam. Çok şanssızım. Yok öyle bir şey ya. Sana adam 2 artı 2'yi soruyor. A seçeneğine kavun diyor. B seçeneğine karpuz diyor. Sen kavunu karpuzu eliyorsun. Sonra 4 ile 5 arasında kalıyorsun. Ah 2 seçenek arasında kaldım 5 işaretledim. Ya zaten 2 artı 2'nin 4 yaptığını bilmek zorundasın sen. Ama hocam çeldirici şıklar oluyor bazen. Evet ama genellikle çeldirici seçenekler yanlış seçenekler arasında oluyor. Konu yanlış anlarsın. Doğru seçeneklerle alakalı sınav komisyonları kesinlikle çok büyük çeldirici koymuyorlar. Pedagojik olarak bu yanlış diyorlar. Dolayısıyla sen konuyu bilmediğin için eksik olduğun için 2 artı 2
4 mü 5 mi? Üf, ikisi de sayı. Acaba eksik biliyorum demek ki. Eksik biliyorsun. Dolayısıyla sen yanlış yaptığın zaman iki seçenek arasında kalınca hemen şu bahaneye sığmayacaksın. Ya ben hep iki seçenek arasında kalıyorum. Ona sığmayacaksın ki ya ben bu konuyu bilmiyorum arkadaş. Ben bu konuyu bilmediğim için zaten sorularda iki seçenek zaten boş beleş seçenektir. Bunların zaten önemi yoktur. Esas benim çeldirici yaşamın sebebi acaba 2 artı 2'yi bilmemek mi? Yani 2 artı 2'nin 4 yaptığını bilmemek mi? Yoksa gerçekten çeldireceğim mi diyeceksin? Çeldirici seçeneğine sığınaraktan öğrenciler bir... Boş bırakayım mı hocam? Bak şöyle boşta bırakabilirsin tabii. Öğrenciler genellikle şöyle yapıyorlar. İşte ben çok şanssızım o yüzden çözemiyorum. İşte ben çeldiricilerde kalıyorum. Bak bu videoyu izleyen herkes mutlaka şunu söylemiştir. Hep iki seçenek arasında kalıyorum. İki seçenek arasında kaldığı soruları bana getiriyor öğrenciler. Bakıyorum. Abi kaldığı seçenekle alakası yok ki zaten. Aa. Sadece bilmediği için kalmış o seçenek arasında. Yani kafası karışmış. 2 artı 2'nin 5 ile alakası var mı? Yok. 2 artı 2 4 eder. Ama hocam suçlamayın ya. Kafası karışmıştır belki. O gün yorgundur falan. O ayrı. Onlar dikkat hatalar. Onlara bir şey diyemem. Ama biz tekrar söylüyorum. Hocam. Biz ön yargılarımızdan kurtulacağız. Öğrencilere çok yükleniyorlar ya. Evet. Öğrencilere yükleniyorlar ama öğrenciler de bazen bir şey bulup onun içerisinden kaçmaya çalışıyorlar. Bak mesaj geldi mesela şimdi. Böyle bir şey olabilir mi? Kimden mesaj gelmiş? Aa salı günü deneme sınavı varmış. Hemen katılıyorsun. Aa tamam hocam. Tamam. Neymiş? Süper. 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 Bu sınava giriyorsun hemen bak çok güzel. Bu deneme sınavına katılıyorsun Tonguç. Ve bu sınava ciddi bir sınavmış gibi. Genel gidiyorsun. Deneme sınavı. Aynen. Gidiyor. Gerçek sınavmış gibi gidiyorsun. Annenle beraber gidiyorsun. Kapıda kontrol ettiriyorsun. Saatini, telefonunu götürmüyorsun. Ama herkes benimle dalga geç hocam. Annemi götürürsem yanına ya. Tamam. O zaman anneni götürmüş gibi düşün. Dışarıda ailen bekliyormuş gibi düşün ve kurtarmaya çalış. Ve genellikle de ilk aklına gelen doğrudur Tonguç. Hocam evet ben bunu hep yaşıyorum ya. Yani bazen değişir bazen değişirdiklerinde doğru çıkabilir ama çoğunlukla ilk gelen. İlk gelen aklına sonra hep yanlış çıkıyor hocam ya. Şimdi bir de şu çok önemli Tonguç. Öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan biri sınavda çıkabilecek soruları çözmek yerine alakasız zor sorular soran, gerçek sorularla benzeşmeyen saçma sapan sorularla vakit kaybediyorlar. Yazık ya. Orijinal soruları mutlaka çözmelisin. Orijinal soruları. Yani. Çakma Çin sorularından yönelmeyin arkadaşlar. Aynen. Orijinal sorular çözmelisiniz. Nedir orijinal sorular? Tabii bunu bile yanlış yazmışız. Orijinal sorular nedir? Mutlaka sınavlarda çıkmış soruları çözmelisin. Garanti ki. Garanti bak, belgesi şu anda olmalı hocam. Evet. Garanti belgesi olmalı. Arkasında barkod olmalı. Şaka bir yana. Tonguç şu anda senin gerçek seviyeni ne belirler biliyor musun? En son çıkan sınavdaki soruları çözebiliyorsan 2013'te 2014'te çıkmış sınav sorularını çözebiliyorsan deneme şeklinde o senin gerçek seviyeni belirler. Dolayısıyla gerçek sınav sorularını çözmek önemli. Dikkatsizliklerin bir diğer sebebi de Tonguç soruyu okurken cevap şıklarına gözün takılıyor. Yani soru şurada ya Tonguç şöyle soru evet, burada. Evet lan bana çok oluyor. Sonra sorunun kökü de burada. Cevap A diyor mesela, B diyor, C diyor, D diyor böyle gidiyor ya mesela. Evet. Öğrenci şöyle yapıyor. Buna göre hangisine ulaşılamaz? İlk başta şıkları okuyorum. Ben hocam ilk başta şıkları okuyorum. İlk başta şıkları okurken kafana bir çeldirici giriyor. Çorbanın içine bir sinek düşüyor. Sonradan sen herhalde bunu soracak falan. Böyle bir şey. Hayır abi. En önemlisi bilgi sorularında kapatacaksın abi sorunun altındaki seçenekleri. Buna göre hangisine ulaşılamaz? Soruyu okuyacaksın. Bu. Ulaşılamayacaklar budur deyip işaretleyip kaçacaksın. Olmuş. Bu çok anladım çok hocam. Önemli. Ödül sorumuzu yapıyoruz. Ardından, hocam deneme sınavında inşallah başarılı olurum. Bu hafta gireceğim hocam. Tekrar söylüyorum Tonguç. Gerçek sınavın provasıymış gibi düşünürsen gerçek sınavda sıkıntı yaşamazsın. Bütün sınavları gerçek sınavda düşünürsen gerçek sınavda deneme gibi olur. Anlaştın mı Tonguç? Video yağmurumuz devam ediyor. Lütfen şemsiyeni kapatıyorsun ve sırılsıklam ısanıyorsun. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Ve bu videoyu da like et Tonguç. Teşekkür ederim.